Merhaba arkadaşlar. Yine bir videoyla, yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün biraz bir farklı konuya girmek istiyorum. Yani devamlı savunma sanayi konuşuyoruz ama yani şöyle bir durum var. Şimdi zaman zaman dış politika konuşuluyor. Zaman zaman iç politikayla neden aynı anda konuşuyorsunuz diye bazı eleştiriler oluyor. Ya yani şöyle düşünsenize, dış politikanın iç politikaya bu kadar endeksli olduğu başka bir dönem hatırlıyor musunuz? Yani 1980 öncesinde dünyada bir denge vardı, iki kutuplu denge vardı ve bu denge içerisinde belirlenmiş alanlar içinde fazlaca hareket etme kabiliyeti yoktu. Yani aşağı yukarı çatışma alanları eğer oluşursa oraya herkesin aynı anda hücumu vardı. Politik anlamda, askeri anlamda bir refleksi vardı. Ve tek ülke bu sorunlarla ilgilenmek zorunda değildi. Yani bugün Suriye konusu müstakil bir konu. Yani eskiden olsaydı iki kutuplu dünyanın belki Vietnamlarından bir tanesi olabilirdi. Ya diyeceksiniz ki Amerika ile Rusya karşı karşıya orada. Değiller arkadaşlar. Yani herkes kendi alanını koruyor. Ama Vietnam böyle değildi. Veya Afganistan olabilirdi öyle söyleyeyim ben size. Irak. Irak belki soğuk savaş döneminde olsaydı. Bugünkü cepheleşmenin bir parçası olurdu. O zaman da Türkiye'nin dış politikasında tek başına mücadele etmesi gereken değil. Aslında topyekun bir blok olarak hangi bloğun içinde yer alıyorsanız onunla beraber ortak hareket etmeniz gerekiyordu. Bunu niye anlattım? Zaman zaman şöyle tezler öne sürenler oluyor. Bunu bu tezin yanlışlığı anlamında söylemiyorum. Yani tezler kendisini zamanla ispatlarlar. Yani o an için belki çok aykırı gelebilir ama daha sonrasına daha sonrasında tezin doğru olduğu ortaya çıkar. Örnek diyorlar ki işte Türkiye asimetrik olarak birçok sorunla uğraşıyor ve bir savrulma yaşıyor. Arkadaşlar ben hani 80'li yıllar sonrasını kabul ederseniz kendimi bildiğim olarak hadi 90'ların sonrası daha da hani biraz bilinçli olduğumu kabul edin. 30 yıldan beri ki bu dönem e, tam da şeye denk geliyor. E, tek kutuplu dünyanın yeniden kurulduğu döneme denk geliyor. Öyle söyleyeyim size. O andan itibaren ben şey görmedim. Yani asimetrik olmayan bir sorun görmedim. E, Irak savaşı, e, 91 yılı işte kuvvetin işgali ve sonrasındaki yaşanan döneme baktığınızda hepinizin malum üzere ne gördünüz? Türkiye'yi sarsan bir savaş gördünüz. ki biz savaşa girmedik ki. Ya e, çok ilginç değil mi? Biz savaşa girmedik değil mi? <laughs> Ama ilginçtir. Bu savaşın yalnızca e, 2003'e kadar ki Türkiye'nin e, ekonomisine maliyeti 100 milyar doların üzerinde. 90'lı yıllarda çekiş güçle beraber oluşan o e, bölgeye giden PKK'nın yaratmış olduğu ve hala da süren bu Terör saldırılarının Türkiye'ye maliyeti İçişleri Bakanlığı'nın açıklamalarına göre 2 milyar, düzeltiyorum 2 trilyon dolar civarında. Buna birçok şey hesaplamışlar. Biz hiçbir şeyini hesaplamayalım. Hadi bunun beşte birini alalım diyelim. Ne yapıyor arkadaşlar? 400 milyar dolar. Bakın 100 milyar dolarını ekonomi için koyduk. Savaşın... Türkiye bedeli. Ekonomik anlamda Irak çökünce tabii ki ihracat ve diğer şeylerde ambargolarla beraber Türkiye birçok şeyden vazgeçmek zorunda kaldı. 500 milyar dolar diyeyim minimum. Ne kadar ağır bir bedel farkında mısınız? Ve bu, bu süreç sizin çözmeniz gereken bir süreç. Çünkü bunun Türkiye'ye terör nedeniyle ağır bedelleri var. Alın size iç politikanın birinci önceliği. Ekonomik olarak öncelikleri var, işsizlik gibi problemleri var. Alın size öncelikleri. Hani dış politikaydı. Irak sorunu bir dış politikaydı. Ama değil. Suriye göçmenler, Suriye yardımlar, Suriye es Esad, Suriye işit, Suriye B.Y.D. Ne kadar çok Suriye sorunu ve bunların aslında Türkiye'nin içine yansıması. Hepsi baktığınızda Suriye'nin kendi içinde değil mi? Dış politika. Yok. Dış politikanın da birer artık paydası olmuş durumda. Bu Libya içinde geçerli, Azerbaycan içinde geçerli, Ukrayna Savaşı içinde geçerli. Bu nedenle bu dönemin sorunlarını simetrik bakış açısıyla asimetrik sorunlar çözme şansınız yok. Asimetrik sorunlar zaman zaman asimetrik çözümler gerekiyor. Bu dönemde böyle bir şey. Niye buna girdim? Çünkü şöyle bir konu var. Ya e, bu konuları tartışırken işte siyaset bunu malzeme olarak kullanıyor. Arkadaşlar mesela CHP iktidarda olmuş olsaydı ne konuşacaktı? Yani terörle mücadelenin e, yapıp veya yapmamasını konuşacaktı değil mi? Yani bunun başka bir şey var mı? Suriye sorununu CHP gelmiş olsa yok mu sadece? Yani bu oyunun yalnızca tek oyun kuranı Türkiye mi? Yani bu sahaya girdiğinizde Amerika Birleşik Devletleri'nin PYD'ye kurmak istediği düzeni nasıl bozacaksınız? Asimetrik bir oyunla bozacaksınız değil mi? E bunun Türkiye politikasına bedelleri olacak. Amerika size bedel ödetmeye çalışacak. Örnek veriyorum. Bunları tamamen anlattığım e, senaryo dahilinde düşünerek e, algılayın diye söylüyorum. Bu önümüzdeki dönem 10 sene boyunca kim gelirse gelsin iktidara çözmek zorunda oldukları sorunlar bunlar. Çözüm teknikleri farklı olabilir. Çözerler veya çözemezler. Onu bilemem. Ama konuşacağımız konular yine bunlar olacak. Hatta ben biraz daha öngörü yapayım size. Ben sorunların daha da kartarak atacağını, katlanarak atacağını ve öyle de çok kolay çözümler de bulunamayacağını düşünüyorum. Yeni e, çözüm ortakları, yeni işbirlikleri, yeni ittifaklar kurulmalı. Çünkü bu sorunlar tek başına bir ülkenin çözebileceği noktada değil. Rusya için bile geçerli değil. Amerika Birleşik Devletleri için bile geçerli değil. Çin için bile geçerli değil. Muhakkak ittifakların kurulacağı, yeni ittifakların kurulacağı ve bu ittifakların artık bugün şu, e, açıklanan bazı şeyler var. Çok kutuplunun artık çerçevesi, sınırları Yavaş yavaş çizilmeye başlanacak. Bu nedenle dış politika maalesef çok uzun bir süre iç politikanın da ana gündem maddesi olmaya devam edecek. Yani dış ülkelerde yaşanan bir COVID başka bir ülkede başlıyor ama dünyayı sarsıyor. Sizin de sorunuz. Kurayna Savaşı sizin de sorununuz. Kusura bakmayın. Ve böyle bir müddet daha yaşamaya alışacağız. Bizim bu, bu sorunlara nasıl çözümler bulacağınız bence çok daha önemli. Geçen gün biraz bahsetmiştim. Norveç modeli diye bahsetmiştim. Norveç bir balıkçı ülkesiyken kendi coğrafyasında bir model yaratarak enerji üssü haline getirdi ve dünyanın en zengin ülkesi üç ülkesinden bir tanesi oldu. Şöyle bir şey söyleyeyim. Her ülke kendi ülkesinde rant alanları yaratmak zorunda. Bizde maalesef rant alanı deyince birlerin çıkar elde etmesi düşünülüyor. Yok arkadaşlar yani rant dediğiniz şey aslında e, devletin kendi güçleriyle yarattığı ama bunu adil dağıttığı ve buradan elde ettiği gelirlerle de halkının refahını yukarı çıkarttığı bir düzendir. Yani sistemdir rant aslında. Ama maalesef Türkiye'de e, bu eşit dağıtılmadığı için bazı çıkar çevreleri, bunu elde ettiği için bu eşit dağılmama olayı yaşandığı için maalesef problemler de buradan gidiyor. Mesela buna Norveçler tamamen enerji politikasının rantı olarak bakıyorlar. Veya başka bir ülke işte ne diyeyim ihracatın modellenmesi, teknoloji yatırımları, işte savunma sanayinin güçlendirilmesi. aslında baktığınızda burada oluşacak alanlar, Ülkenin kaynaklarına eğer rafah katabiliyorsa bir gruba hizmet etmeden büyük bir gelir kaynakları oluşturabiliyorsa dünyanın en büyük modelleri. işte Türkiye'nin doğalgaz bulması, Türkiye'nin petrol bulması aslında devletin kendisine rant alanı yapmasından kaynaklanıyor. Yani enerjiye kavuşmuş olmasını gerektiriyor ve bu enerjiye kavuştuğu andan itibaren de dışa ödediği borçlar, dışarıdan alması gereken paralar, dışarıya aktarması gereken kaynaklar ülke içinde kaldığı için de bu kaynakları daha çok Türkiye'nin içine doğru yönetmeye başlıyor. Ama biz bunu yaparken üst seviyeden düşünerek yapamıyoruz. Yani çünkü bakış açımız içerisinde bu tartışmaları açtığınızda sizin önünüze çok daha farklı yerler gelebiliyor. Yani örnek vereyim. Siz hiç mesela Fransızların Afrika politikasını eleştiren bir siyasi parti gördünüz mü? Yani hep diyorlar ya dünyanın demokrasi ülkesi, laiklik, işte ne diyeyim size hukukun zirvesi, işte ülkelerin ulaşmak istedikleri demokrasinin kalesi. Mesela hiç duyuyor musunuz? Ya biz yüzyıllardan beri Afrika'yı sömürüyoruz kardeşim. Her yıl 500 milyar dolar buradan kendimize rant sağlıyoruz. Bu adil değil. Hani oradaki rantı paylaşalım. Evet orada bir enerji yarattık, sinerji yarattık. Bu sinerji o ülkenin insanlara verelim gibi bir mevzu iş tartıştıklarını gördün mü? Gördünüz mü? Yok. Ama Türkiye eşit paylaşımlı modellemeler bile yapmış olsa açıkçası bir santim ilerleyemiyor. Yani örnek vereyim. Somali'de deseniz ki yarın sabah itibariyle biz doğal gaz çıkartmak için, petrol çıkartmak için hemen başlanan ben durumu söyleyeyim size. Kıyamet kopuyor. Kıyamet kopuyor. CIA'nin uzun süre Türkiye'de direktörlüğünü yapmış olan bir kişi çok ilginç bir açıklama yapmıştı. Ee, geçen günlerde belki sizler de okumuşsunuzdur Twitter'da. Şey diyor. Ya biz diyor Türkiye'de e, haber yaptırmak için çok uğraşmadık diyor. Biz diyor e, Türkiye ile ilgili haberi Fransa'da yaptırırdık diyor. Fransa'daki haberi Türkiye'deki kaynaklarımız e, alırdı, kullanırdı. Referans olarak Fransa'yı kullanırdı. Örneklerini ben size söyleyeyim. İşte Türkiye işitten petrol alıyor. iddiası vardı hatırlarsanız. Nereden çıkmıştı bu işin kaynağını? Daha sonra buna kimler atlamıştı hatırlayın. Veya işte Libya'da. Türkiye bu otonom kendi başına komutla intihar görevi yapan droneları kullanıyor şeklinde haberin servis edilişi ve bunun Türkiye'de kullanışı gibi. Aynı şeyi bugün yarın sabahleyin Venezuela ile ilgili deyin ki kardeşim biz Venezuela'da büyük yatırımlar yapıp oradan ee, altın çıkartacağız. Ben size söyleyeyim. Yer yarılır, yer yarılır. Ha şunu yaparsınız, bunda ben sizinle aynı fikirdeyim. Yani bir yere peşkeş çekiliyorsa, devletin imkanları onu ön plana çıkartıyorsa ben de sizinle aynı yerdeyim. Ama devlet kendi e, teşekkülleriyle bunu başarıyorsa müthiş bir şey. Çok ilginçtir. Geçen gün okuyorum. Şimdi biz Norveç modelini konuşuyoruz değil mi? Norveç e, baktığınızda, aslında dünyanın en büyük refah ülkelerinden bir tanesi. Hepinizin aklına şu gelmiştir. Mesela Norveç serbest ekonomi. Yok. Norveç'teki büyük şirketlerin ve devletin imkanlarını alabilecek olan büyük şirketlerin tamamı devlete ait. İşte petrol şirketleri, telekomünikasyon, işte özel alanlar, Bunların tamamı devlete ait. Hatta şöyle söyleyeyim size. Devletin ekonomideki ağırlığı yaklaşık %32-33'müş. Şeyin. Ee, Norveç'te. O zaman şöyle söylemeyelim değil mi? Yani devletin doğru yönetilen yerleri varsa bunları satarak elden çıkartmamak da bir şey doğru yönetmek gerekiyor. Yani Norveç modelinde olduğu gibi. Yani Türkiye Petrolyon Anonim Ortaklığı neden... Bir e, Norveç firması gibi, yanlış hatırlamıyorsam Statoil'di galiba e, şeylerin firmasının ismi, Norveçlilerin. Aynısını niye dünyanın en büyük e, kaynaklarına sahip olan bir petrol şirketine dönüştürmeyelim? Ama bunu bakın tartışamazsınız. Türkiye'de böyle bir modele gitmeye kalktığınızda size karşınıza getirecek olanlar şudur. Liberalizm, devlet geri çekilmeli. Niye? Niye geri çekilmeli? İyi yönetilmeli niye diyemiyorsunuz da geri çekilme diyorsunuz? Norveç nasıl bunu başardı? Norveç nasıl peki bu kadar güçlü bir ülke almaya devam etti? Çok dikkatli bir konu var. Yolsuzluğa dikkat ediyorlar. Tamam mı? Devlet kaynaklarının peşkeş çekilmesine hoşlanmıyorlar. Boşa harcanan paraya müsaade etmiyorlar. Vergiyi adil topluyorlar. Parayı adil dağıtıyorlar. Alın arkadaşlar bu kadar basit. Yani illa bir şeyden çıkmanıza gerek yok. Bir şeyden böyle çok uzaklaşmanıza gerek yok. Yani devletin imkanları doğru yönetildiğinde de yaşan toplanacak rant bütün topluma çok rahat bir şekilde dağıtılabiliyor. Benim söylemeye çalıştığım hikaye tam da burada başlıyor arkadaşlar. Cesaretli konuşamıyoruz bazı konuları. Şimdi zaten burada bir e, atasözü söyleyeyim. Daha doğrusu atasözü demeyeyim ama e, çok güzel bir söz. Yani Türkiye Türk Türkiye, milletine ait olmayabilir bu sözün içeriği. Diyor ki cesaret Korkusuz olmak demek değildir cesaret. Korktuğunu bildiği halde devam edebilme gücüne sahip olmaktır. Şimdi Türkiye'de bakıyorsunuz, size dayatılan bütün konuları söyleyenler o kadar rahat bir şekilde konuşabiliyorlar ki ama siz Türkiye ile ilgili herhangi bir konuşmaya kalktığınızda, lehine konuşmaya kalktığınızda kıyamet kopuyor. İşte bunların en önemlileri bir tanesi Türkiye'nin milli çıkarları konusunda bir konuyu e, açın ortaya. Acaba ben size soru sorayım. Yani e, bu yaşadıklarımızın birçoğu ülkesini gerçekten seven, gerçekten e, bunun için mücadele eden insanların sessizliği olabilme şansı var mı? Ben televizyon programında çok söylüyorum bunu. Türkiye'de önümüzdeki seçimin kaderini milliyetçi oylar belirleyecek diyorum. Hala da bunu söylemeye devam ediyorum. Peki ben şöyle söyleyeyim size. Hiç kimse milliyetçi oylara talip mi? <laughs> Çok güzel değil mi? Talip değiller. Herkes birlerin oyuna talip ama milliyetçi oylara talip değiller. Sebebi ne biliyor musunuz? Sebebi yine biziz. Çünkü en dağınık olan grupta da milliyetçi oylar, vatanseverler. Çünkü onlar parçalanmış durumda. Bir ona, bir buna, bir ona, bir buna verdiğinde dengeyi değiştirecek olan bir güce sahip değiller. Ama bu ülkeyle ilgili, gelecekle ilgili kaygıları olanlar aynı görüşte ve fikirde olduğunda blok olarak hareket edebiliyorlar. Edemeyenler, sizce kimler? Diyorum ya, hiç Milliyetçi olarak talip olan kimseyi görüyor musunuz? Ya yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin dışında neredeyse tukaka olarak görünüyor. Yani uzak durmaya çalışılıyor falan böyle. Sebep? Bence eğer oyumuzu değersiz kılıyorsak bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi biz. Sesimiz demek ki az çıkıyor. Bulunduğumuz ortamda, bulunduğumuz hangi siyasi parti olursa olsun, bulunduğumuz mevki neresi olursa olsun, bulunduğumuz devlet bürokrasi neresi olursa olsun tartışmayan demek ki kaçıyoruz. Milliyetçiler seslerini yükseltemiyorlar. Bu söylediklerimin tamamı aslında bir bütün arkadaşlar. Konuşamamak dediğim şey de tam bu. Biz konuşamıyoruz, konuşamadığımız alanda başkaları bize dayatıyor. Ve bu dayatmadan bize bedeli inanın çok ağır oluyor arkadaşlar. Enerjiyle ilgili yaklaşık Türkiye'nin yaptığı süreç 10 yıldır devam ediyor. Savunma sanayiyle yaklaşık işte 74'ten alırsanız son belki 20 yılda ataklarla beraber son 10 senedir müthiş bir iğme kazandı. Bir şey ekmeniz lazım. Bu ekeceklerimiz yalnızca sanayi olmayacak. Aynı zamanda devrimsel dönüşüme de ihtiyacımız var. Cesarete ihtiyacımız var. Bizden daha fazla konuşan ve bize dayatıp fikrini kabul ettirenlerden daha fazla bizim de fikrimizi kabul ettirebilecek kadar cesaretli konuşmalara ihtiyacımız var arkadaşlar. Bunu yaptığınızda siz ben hepimiz bu ülke için bir şeyler yaptığımızdan daha fazla emin olacağız. Suskunluk aslında kaybetmenin birinci temel nedeni. Susmayacaksınız arkadaşlar. Yanınıza size dayatanlara, sizinle ilgili veya sevdiklerinizle ilgili, fikirlerinizle ilgili, size dayatmaya çalışanları dinlerken cevabını vermeye devam edin arkadaşlar. Sizin gladyatörlere, sizin adınıza savaşanlara değil, sizin kendinizin kahraman olmaya ihtiyacı var. Bunu başardığınızda bizler de oylarımızın ne kadar değerli olduğunu hep beraber göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.